Evren çok büyük bir yer olmasına rağmen bizler onun sadece çok küçük bir kısmını görebiliyoruz. Ve görebildiğimiz bu küçük alana gözlemlenebilir evren diyoruz. Evrenin sadece bu kadarlık bir kısmını gözlemleyebilmemizin nedeni ise tamamen evrenin yaşıyla, genişleme hızıyla ve ışığın uzayda kat ettiği yolla alakalıdır. Evrende dolaşmaya başlayan ilk ışık taneleri yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenin oluşmasıyla meydana gelmiş ve o zamandan beri de seyahat etmektedirler. Ancak ışığın uzayda seyahat etmesi zaman alır. Bu yüzden bizler hangi yöne bakarsak bakalım en fazla 13.8 milyar yıldır seyahat eden ışığı görürüz. Ve bu bir tür sınırın oluşmasına neden olur. Ve bizler buna gözlemlenebilir evren deriz. Böyle bir sınırın oluşmasındaki bir diğer etmen, evrenin oluştuğu andan itibaren genişlemesidir. Bu genişleme, büyük patlamadan hemen sonra oluşmuş galaksilerin bizden uzaklaşmasına ve dolayısıyla yaydıkları ışıkların da daha fazla yol kat etmesine neden olur. Bu yüzden bu uzak galaksiler bizden şu anda yaklaşık 46 milyar ışık yılı uzakta bulunuyor. Ve bu uzaklığı 2 ile çarptığımızda gözlemlenebilir evrenin çapı olan 93 milyar ışık yılını elde ediyoruz. İşte gözlemleyebildiğimiz evrenin çapı sadece 93 milyar ışık yılıdır. Ve şu anda bizler sadece 46 milyar ışık yılı uzaklıkta olan nesnelerden gelen ışığı görebiliyoruz. Daha uzakta kalan herhangi bir şeyin ışığı bize ulaşamadığı için onlar görüş alanımızın dışında kalıyor. Ve orada nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ancak buna rağmen gözlemlenebilir evrende görebileceğimiz birçok şey bulunuyor. Ve en kötü ihtimalle bile gözlemlenebilir evrenin içerisinde 5.3 trilyon kadar yaşanabilir gezegenin olduğu tahmin ediliyor. Yani sadece gözlemlenebilir evrende 5.3 trilyon kadar yaşam içerebilecek gezegen bulunuyor. Elbette bu gezegenlerin hepsi bildiğimiz şekliyle yaşam içermeyebilir ve bazılarında çok farklı biçimlere sahip yaşam formları olabilir. Ama dünyadakine benzer bir yaşam için o gezegenin yıldızının yaşanabilir bölgesinde olması, karasal olması ve dünyaya benzer bir boyuta sahip olması gerekir. Yaşanabilir bölge dediğimiz yer, bir gezegenin yıldızına olan uzaklığının gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurmasına olanak tanıdığı alandır. Bu noktada bilmeniz gereken en önemli detay, yaşanabilir bölgenin yıldızdan yıldıza değiştiği ve farklılık gösterdiğidir. İşte Temmuz 2019'da Tim Stevenson liderliğindeki 150'den fazla bilim insanından oluşan bir ekip, Carmenes araştırmasının bir parçası olarak Tigard'ın yıldızının yörüngesinde dönen ve yaşanabilir bölgenin içerisinde olan iki öte gezegenin keşfini açıkladılar. Keşfedilen bu gezegenler Tigard'ın B ile Tigard'ın C olarak adlandırılmış ve özellikle de Tigard'ın B'nin Dünya ile birçok ortak özelliğinin olabileceği hesaplanmıştı. Hatta Dünya Benzerlik İndeksine göre Tigard'ın B 3. sırada yer almakta ve Dünya'ya benzerliğinin 0.97 olduğu varsayılmaktadır. Dünya Benzerlik İndeksi, bir gezegenin veya uydunun Dünya'ya ne kadar çok benzediğini ölçmek için yapılmış bir sınıflandırma aracıdır. Dünya bu sınıflandırma aracına göre bir puana sahiptir. Ve bir gezegenin ya da uydunun puanı bire ne kadar yaklaşırsa gezegenimize benzerliği de o kadar artmaktadır. Üstelik bu değerin ölçülebilmesi için yalnızca birkaç parametreye ihtiyaç duyulur. Ve bunlar yarıçap, yoğunluk, kaçış hızı ve yüzey sıcaklığıdır. Ancak tüm bu parametreleri doğru ölçüp hesaplasak bile bu bir gezegenin yaşanabilirliğini belirleyemez. Yine de Tigard'ın B'nin birçok açıdan umut vadeden bir öte gezegen olduğunu kabul edebiliriz. Bizden yaklaşık 12,5 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen, Koç takım yıldızında bulunan M tipi bir kırmızı cücenin etrafında döner. Ve etrafında döndüğü yıldızın kütlesi, Güneş'in yalnızca %10'u kadardır. Bu da yıldızın sıcaklığının ve parlaklığının çok düşük olmasına ve onun sadece büyük teleskoplarla görülebilmesine neden olur. Hatta Tigard'ın yıldızının kütlesi ve sıcaklığı o kadar azdır ki, bu değerler biraz daha az olsaydı, yıldız muhtemelen bir kahverengi cüceye dönüşmüş olurdu. Bunlarla beraber yıldız çok küçük olduğu için yaşanabilir bölgesi de çok daha küçüktür.
Ancak keşfedilen her iki gezegenin de bu bölgenin içerisindeki yörüngelerde döndüğünü biliyoruz. Bu da bilim insanlarına bu gezegenlerde sıvı su bulunduğunu ve yaşamın olabileceğini düşündürtmüştür. Üstelik Tigardon sisteminin yaşı yaklaşık 8 milyar yıldır. Yani Güneş sisteminden kabaca 3,5 milyar yıl daha yaşlıdır. Bu da Tigardon sisteminde gelişmiş canlıların olabileceğini gösterir. Çünkü bildiğiniz gibi dünyadaki yaşamın ortaya çıkması ve gelişip bu seviyelere ulaşması yaklaşık 3,5 ila 3,8 milyar yıl sürmüştür. Ve dünyanın yaşı ise sadece 4,6 milyar yıldır. Tigardon Bey ise yaklaşık 8 milyar yıl yaşındadır ve eğer burada yaşam ortaya çıkmışsa bizden çok daha gelişmiş olmalıdır. Ancak şimdiye kadar böylesine yakın bir gezegenden herhangi bir radyo sinyalinin gelmemesi burada var olabilecek potansiyel yaşamın aslında çok da gelişmemiş olduğunu ya da burada yaşam olmadığını gösteriyor olabilir. Veya buradaki yaşam sandığımızdan çok daha farklı bir biçimde ortaya çıkmış ve basit canlılardan oluşmuş olabilir. Çünkü yaptığımız gözlemler Tigardon Bey'in yıldızının çevresindeki bir turunu yalnızca 4,9 günde tamamladığını ve Tigardon C'nin ise bunu sadece 11,4 günde tamamladığını ortaya koymuştur. Yani bu gezegenler yıldızlarına çok yakındır. Bu da her ikisinin de kütle çekimsel olarak yıldızlarına kilitli olduklarını, yani bir taraflarının her zaman yıldızlarına baktığını ve gündüz ile gece döngüsünün olmadığı anlamına gelir. İşte bu durum Tigardon B ile C'nin bir göz küresi dünya olabileceği ihtimalini doğurur. Göz küresi dünyalar varsayımsal gezegenlerdir. Ve bu tür gezegenlerin bir tarafları çok soğukken diğer tarafları ise çok sıcaktır. Bu da gezegenin yıldızına bakan tarafının kurak bir çöl olacağı, diğer yarım kürenin ise soğuktan donacağı anlamına gelir. Yani bu dünyalar asla tamamen yaşanabilir olmayacaklar. Ama yine de onların ilginç biyolojik fırsatlara ev sahipliği yapabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin bu gezegenlerde çölü buzdan ayıran bir halka okyanusu olabilir. Ve bu okyanusta çeşitli ilkel su canlıları var olabilir. İşte Tigardon B ile C gezegenlerinden biri böyle bir ortama sahip olabilir. Ancak bu gezegenlerden Tigardon B'nin yaşam barındırma ihtimali daha fazladır. Çünkü yapılan hesaplamalar Tigardon B'nin 0 derece ile 50 santigrat derece arasındaki bir sıcaklığa sahip olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hatta eğer bu gezegenin atmosferi dünyanınkine çok benziyorsa, yıldızına bakan tarafındaki yüzey sıcaklığı 28 derece olabilir. Yıldızından daha uzakta olan Tigardon C'nin ise büyük ihtimalle Mars'a benzediği düşünülüyor. Ama bu noktada bir başka sorun karşımıza çıkmakta. Tigardon yıldızı her ne kadar oldukça küçük ve soğuk bir yıldız olsa da bu tür yıldızlar bazen gezegenlerin atmosferlerini bile yok edebilecek şiddette güçlü güneş patlamaları üretebilirler. Bu yıldızın çevresinde dönen iki gezegen de ona çok yakın olduğu için böyle bir patlamada oldukça fazla etkileneceklerdir. Ve bu durumun milyarlarca yıldır sürdüğünü düşünecek olursanız bu gezegenler şu anda kurak bir ortama sahip olabilir. Hatta atmosferleri yok olduğu için bu gezegenlerde var olduğu düşünülen ve çölü buzdan ayıran halka okyanusları bile yok olmuş olabilir. Gördüğünüz gibi bu gezegenler büyük potansiyele sahip olsalar bile bu durum onların kesinlikle yaşanabilir olduğu ya da yaşam içerdiği anlamına gelmiyor. Özellikle de yıldızına kütle çekimsel olarak kilitlenmiş gezegenlerde büyük ısı farkları oluşur ve bu tür ortamlar hem yaşamın gelişebilmesi hem de var olabilmesi için oldukça zorlu ortamlardır. Dolayısıyla eğer bu gezegenlerde bir yaşam formu bulunuyorsa, bu yaşam çölü buzdan ayıran halka okyanuslarında var olacak ve en iyi ihtimalle tek hücreli bir ekstromofil olacaktır.